Merhaba değerli izleyicilerimiz, Meltem TV'de Haberin İçinden programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Şu anda stüdyoda konuğum Damga Gazetesi imtiyaz sahibi, gazeteci, yazar, sevgili arkadaşım Mehmet Mert. Hoş geldiniz. İyi yayınlar Gülgün Hanım. Çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar diliyorum. İyi günler izleyenlere. Ani gelişmeler oluyor sabaha karşı. İran vuruldu. Kim tarafından? İsrail tarafından. İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda saat 4 dolaylarında başladığı belirtiliyor patlamanın, saldırının. İran ordusuna ait Şikari 8. Anajet Hava Üssü ve İsfahan Hava Limanı'nın vurulduğu bilgisi var. Ancak İran tarafından herhangi bir hasar olmadığı açıklaması geldi. İran kaynaklarına baktığımızda da ülkede son derece mutlu, mesut halk, hatta işte patlama duyduk ama bir şey olmadı gibi. Bugün tatil İran'da ve piknikteler, geziyorlar. Yani hayat devam ediyor, mesajı veriliyor dünyaya. Öyle ya mi acaba? Ortada bir tiyatro var, senarist belli, oyuncular belli, yönetmen belli, figüranlar belli. Dünya izliyor şaşkınlıkla. Evet. İşte aynı şekilde İran'ın İsrail'i vurması da benzer bir şekildeydi. Bugün herhangi bir şekilde ne İsrail'den bir açıklama geldi biz vurduk diye, ne İran'dan. Bir tiyatro yaşanıyor. Bilemiyorum. Evet. Çok şoktayız. Hani dünyayla dalga geçiliyor, insanlıkla dalga geçiliyor. Bir takım para baronları, silah baronları, uyuşturucu baronlarının hesabı mıdır? Amerika'nın bizim bilmediğimiz başka bir hesabı mı var? Allah'tan Türkiye'miz, birazdan tabii uzmanımız daha güzel açıklar, jeolojik bakımdan çok özel bir noktada. Yoksa inanın bu arada biz de kaynayacağız. Hani evet. Diğerleri oyun oynayacak ama biz güme gideceğiz. Evet. Doğrusu şoktayım. Bir taraftan konuşmakta fayda var ama öbür taraftan da evet. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Zorlanıyoruz ve o bilindik savaşlar, operasyonlar yok artık. Yok. Farklı şeyler var. Tiyatro yaşanıyor. Biraz sosyal medya tiyatrosu diyebiliriz. Evet. Biraz böyle yapay zeka. Ortada bir silah yok. Ay, silahın ne olduğu tam olarak belli değil. İsrail'in gücü belli zaten. Bilemiyorum. Yani bakalım. Süreç neye gidecek? Nereye gidiyor? Umarız ülkemize çok evet. fazla sıçramaz. Şimdi çok fazla zarar görmeyiz. Sayın Uluç Özülker, emekli büyükelçi, çok önemli bir diplomat, sayısız kitaba imza attı, bize armağan etti. Çok güçlü eserleri var. Şimdi Sayın Uluç Özülker'i ağırlıyoruz yayınımızda. Saygılar sunuyoruz efendim, hoş geldiniz. Saygılar benden efendim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii İsrail-İran mücadelesine baktığımızda işte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı, bir anda İran-İsrail arasında patlak veren olaylar, acaba bu bir Amerikan oyunu mu sorusunu akla getiriyor? Asıl hedef Türkiye mi sorusunu akla getiriyor? Yaşanan bu tablo bizi ne ölçüde etkiler diye içimizde bir merak söz konusu. Bu açıdan sizin o değerli görüşlerinizi paylaşmak istiyoruz. Bölgeyi de çok iyi tanıdığınız için sizin analiziniz hepimiz açısından aydınlatıcı olacak. Buyurunuz efendim. Estağfurullah. Efendim şimdi bu zannediyorum psikolojik bir savaş olaraktan da bunu değerlendirmek lazım. Gerçekten ne İran'ın İsrail'e bu saldırıyı yaparken gerçek anlamda onu çok zarara uğratacak, orada o patlayan bombaların vesairenin ses getirecek, çok büyük sonuçlar verecek bir nitelik taşıyacağını düşünerek yapmadı. O da doğrudan doğruya kendi toprağının, yani Suriye'de kendi toprağının vurulmasına cevap olarak ve kamuoyunu da tatmin edebilmek üzere İsrail'e bir misillemede bulunmak, karşılık vermek şeklinde değerlendirilebilecek bir adım attı. Dolayısıyla bu yapılmış olan İsrail tarafından bir tahrikti başından itibaren. Hizbullah'la falan devamlı karşılıklı bombalar geliyor gidiyor, bunlar olabiliyor. Ve nitekim şu sırada dahi İsrail'in iddiası Suriye'nin güneyinin halen bombalanmaya devam ettiği şeklindedir. Orada da
ateş sesleri geliyor vesaire. Bunlar da söyleniyor. Ama İran'a doğrudan doğruya saldırı o çok başka boyutlara işi taşıyabilecek çok önemli bir adım olur. Şimdi burada her şeyden evvel niye psikolojik dedim, onu da kısaca şöyle tanımlayayım. Herhangi bir şekilde karşılıklı atışmaya başlasalar ciddi şekilde o silahlar vesaire en üst düzeyde kullanılsa Orta Doğu'da bir savaş habercisidir bu. Bu savaşın aynı zamanda çevreye yayılma ve bu yayılmayla birlikte dünyaya çok büyük bir zarar verebilecek gelişmeler yaşanmasının yolunu açma gibi bir risk taşıdığını da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere herkes biliyor. Dolayısıyla dikkat buyurun, Amerika ısrarla her iki tarafa da aynı şeyi söylüyor. Mesela örneğin İran İsrail'i vurduğunda Türkiye'miz üzerinden her iki tarafta konuşmak suretiyle bunun itidalle yapılması gereken bir iş olduğu. Dolayısıyla çok ileri gitmeden bir şey yapılabilirse buna aslında da göz yumabileceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin ifade ettiği, İran'ın da bu kapsam içinde zaten Amerika ile bir iş birliğine gitmek veya en azından onunla bir bilgilendirme yoluyla paylaşım sağlamak gibi bir yolu ilk günden itibaren seçtiği bunlar hep biliniyor. Dolayısıyla bu kapsamda bakıldığında bir darışıklı dövüştür. Yani vurun, psikolojik olarak kendi kamuoyunuza işte bakın yaptık bunu diyebilin. Ama bunun ötesine geçmek söz konusu olduğunda orada durun. Bunu yaparsanız sonuçları çok daha ağır olur şeklinde bir Amerikan tutumuyla karşı karşıyayız. Şimdi burada İsrail'in yapmış olduğu bu ilk saldırı vahimdir. Neden? Çünkü aslında uluslararası hukuk açısından 1963 tarihli uluslararası sözleşmeye göre bir ülkenin başkonsolosluğu da dahildir buna. Değişik yerde farklı boyutlarda tabii. Ama özellikle büyükelçilikler itibariyle bağlayıcıdır. Kendi toprağınızdır efendim bu. Yani size orada o devlet burayı kendi toprağınız olarak kullanmak üzere bu yetki ve hakkı tanımış olmaktadır. Dolayısıyla İsrail İran Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeyi vurduğunda aslında bir uluslararası suç işlemiştir. Ve bu ciddi bir suçtur. Bir haneye tecavüzdür aslında. O toprak benim toprağım çünkü. Şimdi burada bir de ikinci faktör olarak 7 kişi öldü. Bunlardan iki tanesi de Süleymaniye'den sonra burada en önemli, en üst komutanlardan biriydi, ölenlerden bir tanesi. Dolayısıyla İsrail'in bunu vururken çok bilinçli hareket ettiği ve ciddi bir istihbaratla yola çıktığını da kabul etmek gerekiyor. Şimdi dolayısıyla İsrail burada geleneksel olarak Amerika ile paylaştığı İran düşmanlığını bir başka boyut olaraktan gördüğünü gösteren bir açılım yaptı. Hizbullah'la zaten çatışıyorlar. Hiç durmadılar. İsrail bombalıyor, Hizbullah füze gönderiyor, bu devam ediyor. Ama İran'a doğrudan doğruya hiçbir şekilde bugüne kadar İsrail veya bir başka ülke bu manada bir tecavüze bulunmamıştı. Şimdi bu olduğu andan itibaren belki İsrail'de de tartışıldı gerçi bu. Yani niye yaptık falan diyen de birçok kişi de çıktı. Çünkü Netanyahu'nun da oradaki prestiji ve ağırlığı her geçen gün biraz daha gerilemektedir. Bunu da görmek lazım. Hatta kamuoyunun da sokaklara dökülüp Netanyahu için yetti. Bundan fazlası bizim de felaketimiz olacaktır şeklinde bir tutumla onun istifa etmesini veya uzaklaşmasını beklediğini de biliyoruz. Yine aynı şekilde bir hatırlatma babında söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri orada ait zannediyorum adı böyledir oradaki siyasi partinin. Bu da iki numaralı partiydi koalisyonda İsrail'de. Onun başkanlığı Washington'a davet etti. Ve bu davetten sonra da bir açıklama yaptı ait lideri. Dedi ki rehineler sorununu çözmeye odaklan. Bunu yaptığın ölçüde arkandayız. Bunun ötesinde karşındayız.
bırakıp gideriz bu işi dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten bıçak sırtında bir çoğunluğa dayalı olarak yaşayan Netanyahu'nun ikinci partinin burada elde edilmesi veya oraya bir telkin ve talkınlarla netice itibariyle bir ne yapılacağını da göstermesi suretiyle risk taşıdığını ihbarını aldığını da söyleyebiliriz. Şimdi hal böyleyken Netanyahu da gitmemek için direnecektir. Neden? Çünkü Netanyahu gittiği gün zaten mahkemelerde de başı dertte, Netanyahu'nun işi biter efendim. Netanyahu ile birlikte buradaki dava da biter. Dolayısıyla Netanyahu bu koalisyonu aşırı sağa bir şekilde tahammül edip kabul ederek aynı zamanda devam ettirmek mecburiyetindedir. Bu arada gene unutmayalım, askere alıyorlar, bu seferberlik ilan edildi. Ve burada yeni askere alınıyor, bunlar eğitim görecekler. Fakat burada aşırı sağcı, tam Yahudilerin en sağında olan ve koalisyon ortağı olarak bulunan parti, biz askerlik yapmıyoruz, bunu da reddediyoruz, dolayısıyla buna gelmeyeceğiz dedi. Şimdi bu kanunu çıkarmak yoluna gitmiş olmuş olsa Netanyahu orada da gene koalisyonun bitmesinin yolunu açacak bir gelişme yaşayacak. Bunu da yapmamak için yine bu kanun taslağını bir yandan da meclise sevk etmeye yönelirken diğer taraftan da bunun üstüne gitmedi efendim. Yani başka bir ifadeyle Netanyahu kendi bekasına oynuyor. Bu bekası için de mutlak şekilde İsrail'de kamuoyunu olabildiği ölçüde kendi yanına tekrar çekebilmenin politik açıdan da, sahir açıdan da yollarını araştırması doğal. Şimdi bu olurken de kamuoyu nasıl tatmin olur? İran kendisini vurduğu andan itibaren o da kendi kamuoyu yönüyle düşündüğü işi dedi ki ben de bunun cevabını vereceğim. Verdi. Ve arkasından da iki tane çok önemli konuşma ve açıklama geldi. Birincisi İran, ben bunu yapabileceğimi göstermek babında bir adım olarak düşündüm ve yaptım. Yoksa bunun çok daha ötesinde imkan ve kabiliyete sahibim. Burada bu kadarla iktifa edip mesajımı vermiş olduğum için mutluyum dedi ve bunu aynı zamanda kendi kamuoyuyla da paylaştı. Kamuoyundan da mutlak destek buldu. Şimdi bu aynı zamanda İsrail yönünden kendi kamuoyunu tatmin edebilmek için bir karşılık bulmaya da muhtaçmış gibi ortaya kondu. Ve Netanyahu, ben de aynı şekilde bunun cevabını vereceğim diye bir açılıma girdi. Bunu yaptığı anda da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net tutumuyla karşılaştı. Yaparsan Amerika Birleşik Devletleri sana destek ve yardımcı olmayacaktır dedi. Biden da bunu çok gayet net bir biçimde telaffuz etti. Dolayısıyla Netanyahu'nun burada ikinci bir açmazı ortaya çıkmıştır. O da şu, bir yandan kendi kamuoyu ayağa kalktı. Çünkü çok güvendikleri bana hiçbir şey olmaz dediği bir noktada İran'dan bir tecavüz veya bir saldırıyla karşı karşıya gelinmiş olduğu izlenimi ortaya çıkmış oluyor. Bu da kendi güvenleri yönünden, güvence itibariyle bakıldığı zaman İsrail halkının ciddi şekilde rahatsız olmasına yol açmıştır. Dolayısıyla İsrail halkı da tabii hepsi değil, yani bütün topyekun öyle görmek mümkün değil. Ama İsrail halkı da bu kapsam içinde ne yapıyoruz? Yani İran bizim en büyük düşmanımız burada ama şu sırada İran'a bir cevap dahi veremeyecek kadar acz içinde miyiz şeklinde bir tutuma büründü efendim. Dolayısıyla Netanyahu şu veya bu nedenle ama her halükarda bir prestij meselesi yapıp bu cevabı vereceğim şekline dönüştürdü işi. Şimdi İsrail'in yapmış olduğu bu saldırı aslında bir saldırı değil. Yani bilinçli şekilde iki tane de havaalanında vurdum diyor. Fakat diğer tarafta ve İran yani basit bir şeyler oldu ama öyle ciddi bir vurulma falan yoktur deyip geçiştiriyor.
İkinci bir şey daha var İran yönünden. O da çok düşündürücü aslında. Şöyle ki Reisi biliyorsunuz bugün bir basın toplantısı mı diyeyim, halkı bilgilendirmek babında bir konuşma yaptı. O konuşmada aslında İsrail'in bu saldırısına hiç değinmediler efendim. Yani başka bir Evet. deyişle ya bir cümle öyle bir cümle kurdu ki yani kıymeti harbiyesi yoktur bunun dedi geçti. Halbuki İran'ın da tıpkı İsrail gibi bunlar olduğu zaman bunu abartmak bir şey olmadı ama işte gördüğünüz gibi falan diye bir propaganda yapmak huyu vardı. Bunu yapmadı. Yani başka bir deyişle burada biz cevap vermeyeceğiz şeklinde bir açıklama geldi. Yani başka bir deyişle İran bunu pek önemsemediğini ortaya koymuş oldu. Yani evet saldırdınız ve başka bir şey daha var tabii burada. Bir füze saldırısı da değil bu. İHA'lar oradan doğruya gidiyor. Bunları da havada olabildiği ölçüde vurmuşlar. Olamayanlar da düşmüş. Bunlar da çok büyük zayiat vermemiş. Bu ortaya çıkıyor. Ama bunu küçümseyerek veya önemsemediğini ortaya koyarak arkasından da biz karşılık vermeyeceğiz demek suretiyle bu meseleyi daha derinleştirmek veya daha ileri taşımak gibi bir niyet taşımadığını da ortaya koyuyor. Şimdi hal böyle olunca o zaman benim şahsi düşüncem, yani bütün bu anlattıklarımın ışığında kendi düşüncem aslında bunlar karşılıklı olarak birbirlerine göz kırpıyorlar benim. Yoksa bunun ötesinde bir ciddiyet içinde değiller. Her ikisi de bunu ciddi bir boyutta taşırsak bunun altında Çapanoğlu vardır tam tabiriyle. Her iki tarafta ciddi bir savaş mekanizmalarını harekete geçiren ciddi bir noktaya gelir. Bu da arzu edilmeyecek bir durumdur deyip birbirini tahrik eder gibi gözükecek ama sonuçta verdikleri zararla ve giriştikleri hamleyle öyle hani çok ciddiyete alınabilecek sonuçlar üretememe noktasında olduklarında karşı tarafa bildirme veya hissettirme noktasında bulunuyorlar. Böyle bu gene devam edip gidecektir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de çok net bir biçimde bana İsrail bu saldırıyı yapacağına dair bilgi verdi diye açıklamasını yaptı. Ve arkasından da bir şey daha söylemediler ama söylemiş olmaları herhalde kuvvetle beklenecek bir husustur. İsrail'e aklını başına topla, ileri gitme, bu da bir ikazdan ibaret kalsın şeklinde bir tutuma girmiş olduğunu da ben kuvvetle tahmin ederim. Şimdi bütün bunlardan sonra son söyleyebileceğim bu hususta, efendim esas itibariyle burada, şimdi bu söyleyeceğim tabiatıyla vahim ama aynı zamanda da önemli. Amerika'da bir takım çevrelerde net açıklamalar yapılmaya başlandı. Ve bunlar çok üst düzeyde askerler içinden de var. Ama diğer taraftan da bu meselelere çok eğilen teknisyenler ve aynı zamanda basın mensupları itibariyle de var. Aslında İran bu son harekatta, vurduğu harekatta İsrail'in canını biraz acıtmış efendim. Çok net bir biçimde bunu savunuyorlar. Ve İsrail kendine yediremediği için bunu açıklamıyor diyorlar. Ve bunun da neler olabileceğine dair birebir sayabiliyorlar. Şu da oldu, şu da oldu, şu da oldu sayılabiliyor. Dolayısıyla hani böyle bu İran harekatından sonra o da bir ikaz diye kabul ediliyor. Daha henüz yapılabilmesi ihtimali olan ve İran yönünden de mümkün olabileceği varsayılan noktaya erişmedi. Onun için çok ileri gitmemek de hayırlıdır herkes için diye Amerika'da çatlak sesler yükseliyor. Şimdi nedir bu? İddia edilen şu teknik açıdan. Eğer İran İsrail'i vurmak istemiş olsa gerçekten elindeki silah sistemlerinin tamamını bir anda harekete geçirmek suretiyle bu saldırıyı yaptığı takdirde demir kubbe falan bir yere bir işe yaramaz. Birincisinde belki durdurur ama ikincisine gidene kadar vurulur.
Hatta o kadar ki Amerika Birleşik Devletleri ile İngilizler uçakları ile müdahale etmemiş olsalardı da bu zayiatın İsrail yönünden daha ileri gidebileceğini de kabul etmek lazım. İsrail bunun da bilincinde şeklinde açıklamalar var. Ve Amerika Birleşik Devletleri de burada Biden daha ileri gidilmesini savunmuyor. Unutmayalım ki Biden'ın iki tane çok önemli faktör ortaya koyuyor. Bir, sivilleri vurmayacaksın. Yetti buraya kadar. İki, aç bırakmayacaksın. Neden? Bugüne kadar bombalayarak öldürüyordu. Şimdi aç bırakarak öldürecek. Nedir bunun karşılığı? Refahı vurmayacağım. Refahı vurmamak değil ki aç sınırlarını. Buraya o yiyecek maddeleri, giyecek maddeleri vesaire bunları al, öldürtme. İnsanlar açlıktan ölüyorlar. Şimdi Amerika'da bu noktada da bir açmaza girdi İsrail. Zannediyorum, son söyleyeceğim de bu, İsrail'in şu andaki tutumu biraz bakışları o refahtan uzak tutmak. Çünkü refaha vuramayacağını bildiği için şu mevcut koşumda. Bunu da şöyle düşündüğüm için söylüyorum. Başlangıçta tarih bizim için bellidir. Amerika benim öyle bir şeyden haberim yok diye cevap verdi. Refah ne zaman vuracağım diye. Şimdi de erteledim ben bunu, hemen vurmayacağım şeklinde bir tutuma girdi Netanyahu. Yani bunun anlamı ben refaha vurmayacağım demektir. Bu arada Mısır tarafında da çölde yeni yerleşim birimleri oluşturulmaya başlandığı ve Refah'ta 1,5 milyon insanın canından olmamaları için buralara yerleştirilme ihtimalinin de müzakerelerde ele alınabildiğine dair bilgiler de geliyor. Şimdi dolayısıyla İsrail saptırma olayıyla hareket ediyor gibi de sanki düşünüyorum. Şimdi biz de şu anda biz dahi İran'la ay ne oldu bir perişan mı olacak falan diye bunu tartışmaktayız. Ama refahı unuttuk. Şimdi son olarak da bunun dışında sorduğunuz ikinci kısım Türkiye'ye bu konuda hiçbir şey düşmez efendim. Benim hatta daha ileri gidip iddia ile söyleyeceğim, hep savunduğum Türkiye bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik önem dolayısıyla bu işlere doğrudan taraf olarak bulaşmasa çok daha hayırlı olur. Ha, tabiatıyla burada ateşkes için, insan haklarının savrulması için bir numaralı yardımcıyız vesaire. Bunlar için devam edelim. O değil. Ama tek taraflı Hamas'la diye geçen gün Cumhurbaşkanımızın mecliste de söylediği gibi o noktalara kadar bir tek taraflılık içine girersek orada da bir takım sıkıntılar daha büyük olarak bizlere gelir mi diye korkarım. Bir şey daha hemen hatırlatayım. Hani biz 54 maddeyi satmıyoruz ya, bunun Azerbaycan üzerinden satıldığına dair de bilgiler var efendim. Sebebi de çok basit. Sizin zaten batakta olan ekonominizde nereye ne satarsanız paraya o kadar ihtiyaç duyduğunuz bir ortamda bu kadar Don Kişot olabilme şansı da yoktur. Biliyorsunuz İsrail Azerbaycan'ı destekler, İran'da Ermenistan'ı destekler ve savaş 6 milyar dolarlık mesela en son İsrail Azerbaycan'a silah da satmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan'la araları iyidir. Bunu da bir kenara yazmakta yarar var. Bu önemli. Mehmet Mert, sizin bir sorunuz olacak mıydı Sayın Yani Uluç Bey'e şunu diyebilirim. Şimdi ben de programa girerken bir tiyatro olduğundan bahsettim. Siz de ciddiyetsizlik olduğunu ortada, göz kırpma olduğunu. Ama bütün bunlara rağmen insanlar ölüyor, yuvalar yıkılıyor. Dünyanın bir köşesinde inanılmaz bir savaş meydana geliyor. Bu sonucu nereye bağlanılacak, kime gidilecek, kime yarayacak? Bunu sormak isterdim Uluç aslında Bey'e. kime yarar belki değil mi? Bu yapılan Veya bu nasıl tablo kime sonuçlanacak? yarar? Kim Evet. karlı çıkacak? Kısaca. Evet. Ölenler öldüğüyle mi kalacak? Efendim ölenler öldüğüyle kalacak ve daha da fazla insan ölecek. Onda en ufak kuşkum yok. Bakın burada esas itibariyle sorunun temeli Amerika Birleşik Devletleri'dir. İsrail falan değildir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri silah ve mühimmatını vermese
ve Biden de öbür tarafta başından itibaren sert bir tutumla yeter burada dur dese Netanyahu şuradan şuraya adım atamazdı. Netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir sıkıntısı var. O da şu, uzatmadan söyleyeceğim. İkinci Dünya Savaşı'nda bir Bretton Woods sistemi kuruldu. Bretton Woods'a ilave olarak da bir soğuk savaş yaşandı. NATO'su, Varşova'sı vesaire. 21. yüzyılda bunların hepsi bitmiştir. Ve bu bitişle birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış olan dünya düzeni de bitmiştir. Bunun yerine bir şey koyamadık. Birleşmiş Milletler diyorsunuz boş. Yani Güvenlik Konseyi ölümleri desteklemek için toplanıyor. Eğer Amerika veto etmişse Rusya ile Çin taraftar, onlar etmişse öbürü. Yani bugün artık Varşova Paktı NATO çekişmesi değil, Avrasya NATO çekişmesi ortaya çıkmıştır. Ve bu kapsam içinde de lideri ne yazık ki Batı dünyası için Amerika Birleşik Devletleri'dir topyekun. Burada Ukrayna Savaşı da bunun bir parçasıdır. Rusya'yı zayıflatma, diş çöktürme politikası olarak ortaya çıkar. Nahak yeri orada Rusya ile başa çıkamayacağı çok net açık olan bütün yardımlara rağmen ki şimdi onu da kesiyorlar. Ukrayna'yı harcıyoruz biz burada. Ama diğer tarafta Avrasya boyutunda 9 bu Şangay 9'lusu oldular. İran ve Hindistan da katıldı. Burada da İran faktörü yeni bir boyutla da işin içine girmek suretiyle zaten düşman oldukları Amerika'ya yeni bir karşıtlık olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Amerika bir yandan İsrail'in güvencesi derken ama esas itibariyle dünyada kendi başatlığını kaybetmekte olan başatlığını nasıl ikame edebileceğinin arayışı içine girmiş bulunmaktadır. Bunu da şöyle tamamlayayım. Efendim 1935 yılında New York City Koleji'nde Amerika'da neokon felsefeyi yarattılar. 35 tane Yahudi. Burada Reagan'a kadar bu doktrin veya teori hiçbir şekilde hayat bulmadı. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1934'ten başlayarak zaten dünyanın başat gücü, hegemon gücü haline girdiğine göre, oraya geldiğine göre başkaları üzerindeki etkisi de çok üst düzeyde olduğu cihetle böyle bir doktrine ihtiyaç duymuyor veya buna bir destek olarak bakmıyordu. Reagan ilk defa bunu Yıldız Savaşları'yla Sovyetler Birliği karşısında bir koz diye kullandı ve bu koz Sovyetler Birliği'ni çökertti efendim, sonunu getirdi. Nedir peki bu? Neokon felsefe diyoruz. Neokon yeni muhafazakarlığın kısaltılmışı. Şimdi bunu da çok uzatmadan, doktrin de uzun ama azaldı Sayın Özülker. Evet, buyurun. Evet, bitiyorum son şey olarak. Bush'a sordular. Oğul Bush'a sordular. Nedir şu senin neokon diye bahsettiğin şey diye. Tarifini aynen şöyle vermiştir. Efendim Amerika'nın çıkarları vardır. Herkes bu çıkarları kabullenmeye, riayet etmeye mecburdur. Etmediği takdirde zorla ettirilir. Ordu yetmezse güçlendirilir. Özetle ortaya koyduğu tutum budur. Bugün Amerika bu zihniyetiyle dünyada bir yeni savaşla hegemonyasını kabul ettirip Çin'i şimdi hedef olarak aldı. Buradan gene başat olduğunu ve dünyaya hakim olduğunu ortaya çıkarabilecek bir tutum peşinde koşuyor ve bu da dünyayı mahvetme pahasına yürüyor. Ama ne yazık ki bugünkü dünya koşullarında ona karşı çıkabilecek bir güç de yoktur efendim. Efendim biz size çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Özülker. Çok önemli, sıcak bir gelişmeyi bize net bir şekilde yorumladınız. Biraz rahatladık bu arada. Tabii. Saygılar sunuyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Saygılar benden. Mutlu oldum efendim. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yani bir tarafta dünyanın gözü, diğer tarafta işte evet. Sayın Uluş'un da aktardığı gibi hakikaten ciddiyetsizlik, tiyatro, figüranlık, İşte içten pazarlık, böyle bir Amerika'nın bir taraftan gücünü dünyaya hissettireyim derken öbür taraftan insanları kullanması, ölümlerden, savaştan medet umması kabul edilir gibi değil.
Ve dünya da bir şey yapamıyor buraya. Birleşmiş Milletler'e bakıyorsunuz, Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz. Ellerinden bir şey gelmiyor. İşte İsrail'in Filistin'e saldırısı konusunda herkes seyrediyor. Yani muazzam bir kırım var orada. Kırım İnsani var. Bir felaket yaşanıyor. Ve insan hafızası da çok fena. Sanki orada artık alışıldı. Her şeye alışılmış gibi. İç siyasette de öyle değil mi? Ne çok şeye alıştırdılar bizi. Yani bir taraftan kendi derdimize düşmüşüz insanoğlu. Geçim sıkıntısı, iş sıkıntısı, aşk sıkıntısı. Öbür taraftan hani bir güzel bir söz var. Başkalarının acısını hisseden insanlar insandır. Kendi acısını hisseden canlıdır. Evet. Canlılık özelliklerimiz devam ediyor sanki. İnsan olarak hakikaten hem seyirci kalıyoruz hem bir şey yapamıyoruz. Hem de bugünün işte Sayın Büyükelçinin anlattığı çok bilinen bir gerçek. Amerika'nın kendi gücünü hissettirmesi. Tabii. Son 100 yıldır zaten böyle. Amerika oyunu. Böyle gelmiş, böyle gitmemeli. Dünya insanlığı buna bir yol bulmalı, çözüm bulmalı, bir araya gelmeli. Belki yeni NATO'lar oluşturulmalı, yeni birlikteler, yeni konsensiyumlar oluşturulmalı. Ama maalesef herkes kendi derdine düşmüş bir şekilde günü kurtarmaya çalışıyoruz. Yine aynı iç siyasette de öyle, iç piyasada da öyle. Geçen yıl bugün burada faizin %10'larını, 15'lerini konuşuyorduk. Haramlığını konuşuyorduk. Bugün faiz gelmiş %70'lere, 80'lere, enflasyon iki hanelere, üç hanelere. Doğrusu bu şartlarda, bu dünyada yaşam tam bir mucize. Tabii biz siyaseti konuşuyoruz, eleştiriyoruz ama siyaset de artık, hani siyaseti yapanlar da onun sanki böyle figüranlığını yapıyorlar. Hani kime yarandıklarını, yine aynı şekilde genel seçimde işte muhalefetin yanında olan İYİ Parti Genel Başkanı'na bakıyorsunuz. Yerel seçimde neler yaptı, neler etti. Şimdi ne oluyor birdenbire oy oranı %17-18'ler konuşuluyordu. Evet. Görüldü ki %2-3 dolayında gücü var aslında. Ne oluyor? Amerika nasıl dünyayı elinde tutmaya çalışıyorsa, Türkiye gibi ülkelerde de güç odakları kendi koltuğunu, kendi gücünü kaybetmemek için figüranlar oluşturuyorlar. Medya figüranları, gazeteci, sanatçı figüranları, siyaset figüranları, işte genel başkan görünümlü genel başkanlar, siyasi parti görünümlü siyasi partiler. Bunların sonucunda da aslında insanlar aynı ambara su taşıyor. O ambar maalesef rant ambarı, talan ambarı, üç kağıtçı ambarı, yalan ambarı, dolan ambarı ve işte sen ülkende kalkıyorsun, hani enflasyonun %70-80'lerde dayandığı yerlerde emekli maaşına %30 zam yapıyorsun, %30 yapamıyorsun. Geçim sıkıntısıyla insanların öldüğü ülkede milletvekili seçilmişsin, gidiyorsun lüks yatlarda, gemilerde yiyeceğin, içeceğin senin olsun. Bir de onu böyle şatafatlı bir şekilde paylaşıyorsun, rezil bir şekilde. Görgüsüz, zaten bu aslında zaten. Bunu da hani istekoz falan diyoruz, saat markası diyoruz ama buna gerek yok ki. Zaten son 25 yıldır Türkiye'nin en az üçte biri diğer çoğunluğun hakkını yiyerek hak etmediği şekilde güç sahibi oldu, hak etmediği şekilde para sahibi oldu, hak etmediği şekilde rant sahibi oldu. Bunu da ya oldun bari mütevazi ol, bari alçak gönüllü ol, bari biraz böyle geri çekil kardeşim. Yani bir de üstünüze geliyorlar. Mesela trafikte görüyorsunuz, adam doğru düz konuşmayı bilmiyor. Altında bilmem 50 milyonluk marka. Araba. İşte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Gidiyorlar böyle lüks mekanları kapatıyorlar rezil bir şekilde. Bir tarafta simit çaya mecbur kalan yurttaş, öbür tarafta o şatafat içerisinde. Onu bir de gözünüze sokuyorlar sizin. Maalesef. Aynı şekilde medyada. Ben şimdi bir medya organı yöneticisiyim. Yani biz böyle çat pat geçinmeye çalışırken, haber bulmaya, haber yetiştirmeye, okurunla paylaşmaya çalışırken, öbür tarafta adam rant içerisinde yüzüyor. İşte
lüks içerisinde yüzüyor. Ama yani ve aslında senin benim hakkımla onları yapıyor. Enteresan bir medya patronluğu da yaratılıyor. İşte tüpçüden söz ediliyor bilmem ne. O muazzam krediler alınıyor. Yani toplumun o aslında geri ödenmiyor. Toplumun haber alma hakkını, haber alma hakkı gerçek gazetecilerden alınıyor. Hak böyle eden, tiplere veriliyor. Hak etmeyen işte Raslara, Roslara, Momlara bunu izleyenler bilirler o üç harfli insanları. Onların eline veriliyor. Ve sonra da tabi senin ülkende bu varken Amerika'nın yaptığını da çok fazla ayıplamamak lazım. Hor görmemek lazım. Şimdi tabi bizde enteresan bir insan modeli yaratıldı. Böyle ne kadar lüks şatafat içindeyse o kadar muteber gibi. Şimdi CHP'li belediyeler büyük bir çoğunlukla AKP'den bazı belediyeleri geri aldı. Ya da aldı. Hatta AKP'nin kalesi olabilecek işte Üsküdar, Bursa değil mi? Bunlar Balıkesir, Beyoğlu. Şimdi bu kaleler AKP'nin kaleleri yıkıldı. Fakat fotoğraf çıkmaya başladı ortaya. Yani o kaleler yıkılırken muazzam bir lüks. Şatafat. Makam odalarının arabeskliği, görgüsüzlüğü, biz Erdoğan'ın o Angela Merkel'i ağırlarken oturttuğu koltukları konuşurken meğer aslında bütün belediye başkanları lüks, şatafat, debdebe, banyonun ne işi var Allah aşkına belediye binasında? Siz yine kibarsınız, banyo diyorsunuz, jacuzzi demiyorsunuz Gülgün Hanım. Ya utandım, yani telaffuz etmekten bile utanırım. Tabii jacuzzi makuzzi diye bir gerçek var hayatımızda. Ya güzel bir söz var ya hani atasözü imam ne yaparsa ya bunlar cemaat niye yıkanırlar? Şimdi son 25 yılda Sayın Erdoğan'ın yaptığı gösteriş ortada. Hakikaten insan bazen böyle trafikte falan denk geliyor. Utanıyor. Yani insanlığından utanıyor. İşte yüzlerce araç, trafik kapatılıyor. Arkadan işte başka falan. Bunları siz anlattığınızda siz diğer toplum tarafından ödüllendirilmiyorsunuz Gürgün Hanım. Siz de saldırıya uğruyorsunuz aynı zamanda bu lafı söyleyen. Çünkü karşı tarafta öyle bir cehalet var ki. Büyük işte bir ülkenin cumhurbaşkanı tabii ki şatolarda oturmalı, tabii ki lüks araçlara binmeli, tabii ki 10 tane uçağı olmalı, tabii ki işte benim canım alsın, malım alsın yeter ki. Ya arkadaş nereye gidecek o zaman? Yani sen o zaman niye varsın? Olsun, tabii ki ülken güçlü olsun ama bireyler olmasın, toplum olsun, üretken bir ülke ol, paran güçlü olsun, malın güçlü olsun, marka değerin güçlü olsun. Bu da işte bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir görev düştü. Aslında Türkiye'nin şu anda en büyük partisi konumunda. %37 ile. Bu arada şu açıklamayı yapmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Sayın Mehmet Mert, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını çok yakından tanıyan bir gazeteci. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ne getireceği analiz diyelim, yapacağı analiz parti için önem taşıyor. Zira pek çok belediyeyle, pek çok milletvekiliyle yani yakından tanıştığı için. 30 yıl aşkındır tabii, gazeteciliğimizin yanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın durduk biraz. Evet. Yani onlarla daha çok, onların daha çok içinde bulunduk. Muhalif kanatta olduk. Belki yarın Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelse biz başka yere gideceğiz, onu bilemem. Ama bugün baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük yükümlülük düşüyor. Büyük bir yapısal değişiklik söz gerekiyor. Ben açıkçası şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerden memnunum bir birey olarak, yurttaş olarak. Çünkü birinci kuralları çalışkanlık koyuyorlar, üretim koyuyorlar, liyakat koyuyorlar, öz eleştiri koyuyorlar, iletişim koyuyorlar. Bunlar olağanüstü bir şey. Umarım bunları devam ettirirler ve bunları devam ettirenler zaten devam edecek, etmeyenler hani Sayın Erdoğan'ın bir lafı vardı, otobüsten inen bir daha binemez. Bunlar da bugün bunlar dediğim kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrosu. Mesela Özgür Özel. Özgür Özel'in belki birileri bugünlerde bir takım bakım diyebileceğimiz gelişmeleri yanlış yani, anlayabilir. Bir fiziksel ne diyelim bir imaj. İmaj da değil mi? Bakım. Aslında bakım bu sağlıkla alakalı bakımlı olmak. Saçı güçlü, değişti, gözünü güçlü çizdirdi olmak. Galiba bunu olumlu bakmak lazım. Hı. Yani burada Özgür Özel kalkıp
bir takım insanların hakkını gasp ederek teknelerde, gezilerde istakoz yemiyor. Diyor ki kardeşim ben diyor bu gözlükten kurtulmam lazım. Daha hızlı koşmam lazım. Şu saçtan, şu tipten, şu kilodan bu olumlu bakmak lazım. Yine dün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 3-5 tane lider konuşulmuyordu. Bugün artık işte bir Mansur Yavaş gibi bir karakter var ki gerçekten Anadolu'da çok saygın bir kişiliği var. Karakteri var. Zaten aldığı %60 küsür oyla da bunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu gibi kadınların, gençlerin hayranlığıyla oralara gelen, iletişimi bir numaraya koyan, Türkiye genelinde yine tanınan, bilinen, son 5 yılda İBB'de belki birilerinin görmezden geldiği ama sosyal belediyecilik anlamında gerçekten ciddi işler yapan, ben Ekrem Bey'i çok iyi tanıyorum, bir numarasını, hani Mustafa Kemal'in bir sözü var ya, size gençler 3 öğütüm var. Çalışkan olmak. Ekrem Bey de gerçekten çalışkan. Adam gece 2'de de ulaşabiliyorsunuz telefonuna. Sabah 6'da da kalkıp işine gücüne bakıyor. Bunları yapmak lazım. Bunları yaparsanız ancak gençlere örnek olursunuz, kadınlara örnek olursunuz, yol açarsınız, ülkeye üretimi sağlarsınız, tarıma, sanayiye katkınız olur. Ben AK Parti'nin ciddi işler yaptığını ama bu savurganlığın insanların gözüne sokarak şatafatı, rant, rezilliğini diyeceğim, bağışlasın izleyenler. Öyle ama yani muazzam bir har vurup harman salonu ve lüks hayat var yani. Hatta Süslüman bunlar yakıştırması da yine kendi cenahlarından gelen bir yakıştırma değil miydi? Kesinlikle öyle. Mesela ANAP döneminden şey aklıma geldi. Papatyalar vardı. Her dönemin aslında böyle bir toplumun kabul görmediği görüntüleri var. Her iktidar kendi zenginliğini yaratıyor ama bu çok acı bir tablo. Türkiye bundan çok çekti. Özal döneminde de başlayan bir şeydi bu. Kendi zenginliğini yarattı. Özal'ın prensleri vardı. Şimdi yandaşlar var vesaire vesaire. Yani bunlar... O iktidar koltuğu nasıl bir koltuk Allah aşkınıza? Bunlar kim olursa olsun iktidara gelmeden önce söylemler farklı. O koltuğa oturunca bir şey değişiyor. Orada bir sır mı var? Gülgün Hanımcığım, bütün bunların tek bir sorumlusu var. Türk halkı. Üzgünüm. Biz miyiz? Çünkü, tabii ki. Yani biz o iktidara bu insanları biz getiriyoruz. O belediye başkanını biz seçiyoruz. O milletvekilini biz seçiyoruz. Bunları biz sağlıyoruz. Biz seçmiyoruz, katılmıyorum orada. Parti lideri kimi uygun görürse çat diye onu ilk seçilebilecek sıraya yazıyor. Onlar bizim, onlar uzaydan gelmiyorlar. Onlar bizim. Şimdi bakıyorsunuz Fransa başbakanına adam işte metro ile gidiyor işe, bisiklete biniyor. Senin başbakanın bilmiyorsa, senin cumhurbaşkanın bilmiyorsa bunu işte, suçlusun. Sensin. Türkçe'de çok güzel sensin. Bir söz çünkü o adama, vardır. Ya toplumda evet. Bir gün kalkıp da hiçbir toplum, hiçbir belediyede, evet. İlçede ayranı yok, içmeye tahtirevanla gider, su bizim gibi söyleyen gazetecileri taşlıyorlar. Neymiş? Onların hakkıymış. Şimdi dolayısıyla önce bir toplum değişecek. Toplumun şekli, rengi, eğitim kalitesi, dünyaya bakışı değişecek. Sonra onlar değişsin. Zaten o koltuğa gelen bir güç odakları, önce o gücünü elde ettikten sonra adam bir kere sizin söylediğiniz gibi AK Partili belediye başkanı oradan gitmeyi hiç kafasına koymamış ki. Hemen arkaya böyle yerleşmiş yani. Yerleşmiş, kök salmış. Hamamını getirmiş. İşte sizin tabirinizle banyosunu getirmiş. İşte kendi ocağını getirmiş oraya. Orayı babasının malı görüyor. Ha, bu arada Numan Kurtulmuş da bir seyahatte özel uçak yani devletin uçağıyla aile boyu bir seyahat fotoğrafı geldi. Bizim paralarla. Demek ki herkes o uçaklarla vızır vızır geziyor. Tabii. Sadece Cumhurbaşkanı'nın, işte Amerikan Başkanı'nın olduğu gibi Air Force One, bizim de Türkiye Cumhuriyeti uçağı. Onun dışında devlet demeyelim, onlar devlet değil, devletin kadrolarına, o kadroları barındıran, o kadrolarda olan kelimeleri seçiyorum da, hakkı var mı uçaklarla, özel uçaklarla cayır cayır gitmeye şu ekonomik koşullarda? Ne alakası var efendim? Yani benim bakanım da gelsin benimle uçakla gitsin. Ne var burada? Niye canım devletin uçağıyla gidiyor? Koskoca hayır, bu benim ülkenin gibi gelsin gitsin. Var. Şimdi bizler çalışıyoruz değil mi?
Yani yaptığımız işin karşılığında reklama girmez bu. Bizim evimizi devletin uçağı. Geçindiriyoruz. Oysa sizin söylediğiniz devlet yöneticileri, müsteşarı, başbakanı, bakan yardımcısı, adam maaşına dokunmuyor. Her şeye avanta. Hesap ödemiyor. Ve sonra geliyoruz, enflasyon neden bu kadar? Bir kere kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Ahlaklı olmamız lazım. Temiz olmamız, dürüst olmamız. Ahlak Ramazan ayıyla olmuyor. Ahlak ayın çok her günü oluyor. Çok doğru bir tespit. Saniyenin, yılda günün, bir kere günün oluyor. Her anı oluyor. Yani sen kalkıyorsun işte devletin uçağıyla, senin benim paramın uçağıyla yiyorsun, içiyorsun. Sonra da kalkıp Ramazan'da oruç tutuyorsun. Bilemiyorum yani bu nasıl bir gariplik. Devletin malı deniz, nasıl bir yemeyen gariplik? Domuz. Dolayısıyla bunlar oluşursa... Bizden çıkma sözler bile zihniyeti gösteriyor. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Maalesef atalarımız... Bunlar, atasözü değil tabii, halkın içinden bunları çıkma söylerken, bunları söylerken aslında bizim gibi eminim kızan bir adam söylemiştir bu lafı da. Mutlaka. Bu olumlu anlamda söylenilmemiştir. Ya söylemek istediğim toplumun, izleyicilerin çevrelerinde olan bitene doğru bir şekilde, doğru yerden haber alsınlar, sahip çıksınlar, doğru yerleri desteklesinler, doğru olmayanlara karşı çıksınlar, karşı dursunlar. Senin benim siyasetçim yoktur. Yanlışı kim yapıyorsa kafasına vursunlar, doğru yapanı alkışlayıp evet, artık bu har vurup harman savurma dönemi bitmesi. Önce hükümet, iktidar cenahında iktisat başlamalı. Burada bir öneri oldu geçtiğimiz günlerde. Nedir bu lüks araba merakı? İşte Fransız arabaları, bilmem oralarda üretilen markalarını bildiğimiz araçlar kiralanıyor, satın alınıyor. Madem TOG var, bu kadar övünüyoruz. Yerli, milli vesaire. Sanırım sizin programınızda mıydı bir genel başkan? Evet, evet. Demişti Mercedes falan filan. Sonra da kendi arabası da Mercedes sizdeydi. İsim vermeyeceğim. Aynen hani TOG madem üretildi. Burada kullandığımız isimler reklama girmez. Zaten onların reklama, hele bizim reklamımıza hiç ihtiyacı yok. İşte baştan, balık baştan kokar. Baştan insanlarımıza, devlet yöneticilerimiz örnek olmalı. Sonra insanlarımız üretmeli. Sonra çalışkanlık. Mesela bir, arkadan maalesef üzüntü verici genç bir nesil geliyor. Bunları göre üretmeyen, göre geliyor. Üretmeyen, çalışmayan, hazıra konan. Mesela bu iktidar bir de şöyle bir şey yarattı, bir grup yarattı. Avantadan maaş alan, para alan, üretmeden adam bize de iş ihracatı oluyor diyorsun. Diyorlar ki, ya bankamatik memurları. Ha, asgari ücret veririm. Evet. Adam o ne çalışacağım, nasıl olsa bana devlet 10 bin lirayı veriyor işsizlik maaşı veya bir şekilde yardım alıyorum. Böyle bir tembel bir gençlik geliyor arkadan. Bunları ayağa kaldırmak lazım. Bunları şiddetle, üniversitelerin işlevlerini yerine getirmesi lazım. Yerine getirmeleri lazım. Yine üniversitelerde milyonlarca öğrencilerimiz gidiyor ama umutsuz bir şekilde. Bizim sektörde biliyorsunuz her yıl 100 bin mezun veriyor iletişim fakülteleri. Fakülteleri. Ama 1000 kişi iş bulamıyor. Nerede bulacak? Peki bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Bu çok önemli. Eğitim deyince köy enstitüleri. Evet. Yeniden onların inşası zor mu? Olamaz hiç, mı? Hiç zor değil. Ben Sayın İmamoğlu'na mesela İBB'yi kazandığı gün buna benzer bir öneri götürdüm. İstanbul'dan başlatalım. Köy enstitüleri, İstanbul enstitüleri diye. Hatta o işin başındaki Emrah Şahan Bey bugün Şişli Belediye Başkanı oldu. Davet edelim, bir gün konuşalım. Çalışıldı, bir aşamaya gelindi ama devam edilemiyor maalesef. Çünkü bir belediye başkanı olarak yapamıyorsunuz bunu. Belki devlet yöneticisi, Cumhurbaşkanı olursanız yaparsınız. Sık sık dile getirmek lazım. 17 Nisan mıydı köy enstitülerinin yıl dönümü? Evet, geçtiğimiz 17 günlerde. Nisan'dı. Ben her 17 Nisan'da köşe Tonguç'u yazımı yazarım. Tonguç'u anmak lazım. Evet. Onguç'u anarız. İşte köy Kepirtepe var bizim, bize yakın Tekirdağ'da. Yine ben Karslıyım, izleyenler bilsin. Susuz köy enstitüsü var. Türkiye'nin birçok yerinde. İşte o nesili harekete geçirmek lazım. Gençleri şu hastalıktan kurtarmak lazım. Maalesef. Bu da eğitimin kalitesini yükseltmekle olur. İşte o nedenle köy enstitüleri. Biraz da şu İYİ Parti'ye değinelim mi? Değinelim. Meral Akşener aday olmayacak.
Büyük olasılıkla içeriden bilgi aldığınızı biliyorum Meral Hanım, efendim. Hadi bakalım. şimdi Meral Hanım tabii ki ya şöyle bir bakar mısınız? Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin nasıl olsa Meral gibi bir ellerinde bir şey var. Malzeme Bir var. arkadaş var. Kadını o kadar çok seviyorlar ki aman gitme, aman sen orada kalacaksın, Çünkü geri gel işlerine yarıyor. falan işlerine yarıyor. Ama parti buna müsaade etmeyecek. Parti buna müsaade etmez. Meral Hanım bu saatten sonra zaten aday olmaz. Olsa da partinin bugün gücü %3, Evet. 1'e düşer. Orada oranın yapısı yeni bir oluşum kuracak. Aslında oradan çıkan bir adam var. Yavuz Ağar Alioğlu. Ağır Alioğlu, evet. O adamın yeni bir partisi geliyor şimdi. Yani Bu kadar önümüzdeki... çok parti gerekmiyor. Yani Yok ne işe parti... yarayacak? Gülüyor Hanım, parti önemli değil. Kişiler önemli. Partileri siz... Ya bugün 70'e yakın parti girdi son seçime. 63 parti girdi. Ne kadar çok Parti yani. önemli değil. Kişiler arkasından bir kitle taşıyacak. Söylemi olan, ifadesi olan, karakteri olan, karizması olan kişiler önemli. Kimler çıkıyor Önümüzdeki isim olarak seçimlerde hani? de şey öngörülüyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yavuz Ağaralıoğlu ülkücü camiayı taşıyacak. Muhafazakar sağcı camiayı taşıyacak. Erbakan ve İnan. Evet. Fidan. Fidan. Fidan görülüyor. Ya bu 5 4-5 kişi çerçevesinde dönecek 2028 seçimleri. Yavuz Ağaralıoğlu tabii ki kendini ifade edecek bir siyasi partisi olması gerekiyor. Bunlar oluştukça tıpkı Zafer Partisi gibi diğerleri küçülüp silinip gidilecek. Bir yıl Peki, önce burada DEVA'yı, geleceği konuşuyorduk. Şimdi artık bitti gittiler. bitti, silindiler. Parti önemli değil, kişiler İyi önemli. Parti de siliniyor galiba. İyi Siliniyor Parti mu? tam silinmez. İyi Parti, Zafer Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi bunlar şimdi son yıllarda aslında dünyada baktığınızda muhafazakar ve milliyetçi Bir kesim damar bir yükselişte. yükselişte var. Türkiye'ye de bu yansıdı. Türkiye'de bunu toparlayacak isim olarak şu an Yavuz Ağaralıoğlu'nun adı geçiyor. Gerçekten toparlarsa İyi Parti, MHP'yi, Zafer'i bir araya getirip bir şeyler yapabilir. Toparlayamazsa belki o da ANAP'a benzer bir parti kurabilir. Hatta mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ileride bir küçük de olsa bir tartışma olacağını Ben köklü bir değişimden yana bir tablo görüyorum. çok köklü olmaz. Yani isimler üzerinde değişiklik olur. Evet. Söylemek İsimler istediğim o. bugün Ekrem İmamoğlu seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde ona bir tepki vardı. İmamoğlu İBB'yi kazanmasaydı bugün CHP'de Yoktu. yoktu. Şimdi İmamoğlu görüldü ki hem İstanbul'u büyük bir oranla kazandı hem Türkiye genelinde ona bir bakış olduğu anlaşıldı. Bir eğilim olduğu anlaşıldı. Ekrem Bey CHP'de bugün güçlü. Ha Özgür Bey çok yanlış bir açıklama yaptı. Geçenlerde dedi ki iki tane forvetimiz var. Maça çıkınca ikisinden birini oyuna alacağız. Yani Mansur Yavaş ile İmamoğlu'dan Evet. bahsediyor. Bu yanlış bir açıklamaydı. Eminim Özgür Bey de anlamıştır onun yanlışlığını. Çünkü daha ortada fol yok, Evet. yumurta yok. Çok kısa zamanımız da bitiyor. Tabii ki. 27 Nisan'da gözler İYİ Parti'de olacak. Partinin başına Turan Çömez geçebilir mi ya da Müsavat Dervişoğlu veya Cihan Paçacı isimleri dolaşıyor. Şimdi buna karar verecek delegeler, partinin delegeleri. Ama şöyle bir Ben Turan sal bakalım. Çömez'i daha güçlü görüyorum. Güçlü mü? Güçlü. Turan Çömez'in O bir zaman İYİ de Parti daha farklı şöyle bir Turan Çömez, İmamoğlu, Özgür Özel yani artık Türk siyasetine Fatih Erbakan yön verecek isimlerin böyle 40-50 yaş grubundan Evet. olması gerekiyor. Turan Çömez'in bu özelliklere daha çok Yatkın uyduğunu olduğunu gözlemliyorum. görüyorsunuz. Aynı zamanda Turan Çömez şey değildir. Hani Meral Hanım'la da arası iyidir. Diğer yapıyla da arası iyidir. Dengeler, toparlar. Ne kadar AKP'yi de toparlarsa çok iyi bildiği toparlasın, için, bu evet. saatten sonra o parti artık eski imajını bulamaz. O Türkiye'de Evet. %17'lere, Süremiz bitti. 18'lere gelecek imajı bulamaz. 27'sine daha var. Bakalım, Konuşuruz konuşuruz. 27'sinden sonra. Başarılar Meltem izleyicilere. Çok kısa. İyi baharlar. Fenerbahçe buluşmasına gidiyorsunuz. Saadettin Saadettin Saran Saran. aday. Ali Koç gider mi?
Ali Koç gidecek, mecbur. Sara'nın adaylığını desteklemeyenler var. Aziz Yıldırım bunlardan birisi. Eğer başkanlığın Saran'a gittiğini görürse Aziz Bey de ortaya çıkıp yarışabilir. Yani bu seçimde Saadettin Saran, Aziz Yıldırım yarışması olabilir. Kapışması olabilir. İlginç. Bugün orada olacaksınız. İzlenimlerinizi alırız. Ben oradayım. Akşam bakalım. Saran Bey de bize basınla ilgili bir görev vaat ediyor. Alırsam ilk sizin programda kutlarız. Söz bunu. Aldım. Söz. İlk burada konuşacağız o zaman. Değerli izleyicilerimiz, mutlu, güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Sevgili Mehmet Mert geldi. Fenerbahçe'deki gelişmeleri içeriden öğreneceğiz. Zevkli. Gelecek günlerde. Mutlu, sağlıklı, barış dolu günler dileyerek veda edelim. Bahar dolu günler. Bahar dolu günler. Burnumuzun dibinde savaş tamtamları çalıyor. Pazartesi buradayız. Doktor Sayın Naim Babiroğlu bizlerle birlikte olacak. Hamas mı, Kuvayi Milliye mi? Ne demek oluyor? İkisini birbirine benzetmek, ayrıntılarıyla konuşacağız. Görüşmek üzere, Meltem TV'den ayrılmayın. Çok teşekkürler. Başlık ilginçmiş. Evet.